ya da okudum diye Ergün düşünüyorum. Atalay bir açıklama yapıyor Zafer Bey. Size Yani o döneceğim. Dinleyelim, canlı anda bir açıklama ortak geliyor. toplantı olacak. Bugün pazartesi değil mi? Evet. Pazartesi. Yani Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Yani burada ben taleplerimizi geldiğimiz noktaya kendisine Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğim belli bir noktaya geldik. Ama şu anda Çalışma Bakanlığı'ndan belli bir yere gelmeden, TİSK'in başkanından belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil ama şunu söylerim. Yani Perşembe'yi bulmaz diye umut ediyorum. Perşembe bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne belli çıkacak. Belli nokta efendim diye ifade ettiğiniz nedir efendim? Kamuoyunda 10.500, 11.000. Şimdi onları söylemenin bir anlamı yok. Ben resmi ağzım. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işi konuşurum ne Türk işi konuşurum. Ben en son noktayım. Onun için kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup olacak bir şey söylemeyeyim. Yani burada arzu ettiğimiz, yani bizim ne talep ettik, o arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Sizin talebiniz neydi? Yarın. Şimdi onu dersem özelliği kalmaz bu işin. Yani evvela bir sağlama alayım işte. Sayın Bakan'la görüşeyim. Arkadaşlarla görüşeyim. Yani Perşembe'ye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum. Perşembe günü açıklanacak diyebilir miyiz? Perşembeden evvel olur diye. Yarın olma ihtimali var. Yarın olma ihtimali %50 abi. Yani şey doğru anladık değil mi? Belki de eğer toplanabilirse Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında bu gece de yapabilir. Bu gece olmaz. Bu gece olmaz. Arkadaşlar yani, yok bu gece yüzden. Yok arkadaş toplantı başka. Asgari ücret imzalamak başka. Efendim, yani Perşembe'yi bulmaz. Siz biraz önce aklımızdaki rakama doğru yaklaştık dediniz. 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir rakam telaffuz ediliyor. Elbette bir rakam ben öyle bir şey söylemedim. Şimdi ben ne söylediğimi bakan biliyor, Cumhurbaşkanı burada söylersem şimdi ben işi garanti almadan insanları toplumu bir beklenti içine sokmanın bir anlamı yok. Ben resmi ağzım, ben Türk İş Başkanıyım. Benim söylediğim yerine gelmesi lazım. Onun için ben Bakan Bey'le bir kere daha konuşayım. İşi belli bir noktaya getirelim. Umut ediyorum ya yarın en zor, en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız. Kendinize iyi bakın. Cumhurbaşkanı açıklayacak peki? Her Cumhurbaşkanı zamanla düşünmüyorum, zannetmiyorum. Bakan Bey'le yapacağız. Tamam, hadi kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Kolay gelsin.